Evet ben onu... Rüyalar ne? Kazanıyor muydu? Kazanıyor. Bak ben ona dedim, Ekrem Bey'e de dedim. Dedim ki sen dedim evinde yat dedim. Senin için mübarek bana resmi dedi. Ekrem İmamoğlu. Evet dedi kazanacak. Ya. Bir de dedi daha ileriye de Cumhurbaşkanı olacak. Bak siz göreceksiniz. Tam yol ileri. Tam yol ileri. Sen de teşekkür ederim. Vallahi bak. Ya bak. Evet evet biliyor biliyor. Hayırlı olsun. Evet. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerine sadece bir hafta kaldı. Zeytinburnu'nda sadece Perşembe günü yok, haftanın 6 günü pazar var. Biz 5 tane pazarı gezdik, röportajlarımızı yaptık. Bugün de Merkez Efendi Mahallesi'ndeki Cumartesi pazarındayız. Seçmenlerimize 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinde oyunuzu ilçede hangi partinin belediye başkan adayına vereceksiniz diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Efendim hoş geldiniz. Merkez Efendi Mahallesi Cumartesi pazarındayız. Evet. Bir hafta sonra yerel yönetim seçimlere gidiyoruz. İnşallah. Hangi partinin Zeytinburnu adayına oy vereceksiniz efendim? Ben? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi Onur Soytürk. Evet. Peki Büyükşehir'de kim efendim? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi iyi insandır. İyi bir şeyin Mehmetli. O zaman Onur Soytürk'e ve İmamoğlu'na pazardan selamlar. Ya inşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Ben de teşekkür ederim. Bingöl. Bingöl. Hangi mahallede oturuyorsun? Burada. Merkezinde. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi de hangi partinin adayına oy vereceksin efendim? Burada. Onu niye verdi söyleyeyim. O da ne vermeyeceğim. İstemiyorum, hep saygı. Peki siz kullanmasanız, ben kullanmasam nasıl yönetileceğiz? Ya kullansam da yani geçersiz kullanırım, o yüzden hiçbiri. Büyükşehir'de mi aynı? Aynı. Teşekkür ederim. İyi günler. Öncelikle hayırlı olsun. 40 gündür Zeytinburnu sokaklarını arşınlıyorsunuz. Pazarları defalarca gezdiniz. Bugün de Merkez Efendi pazarını gezeceksiniz. Biz sizi pazarın girişine yakaladık. Seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor? Seçim çalışmaları çok iyi. Dün canlı yayında sabah programında söyledim. Zeytinburnu'lar aradığı kanı buldu. Zeytinburnu'nu güzelleştirecek mutluluk planı ile birlikte geliyoruz. Zeytinburnu'lu hemşehrilerimizin çok ciddi bir teveccühü var. Birazdan pazardaki hemşehrilerimizle tekrar kucaklaşacağız. İki hafta önce kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile beraber yine bu pazardaydık. O zaman vakit darlığı nedeniyle yarıda kesmek zorunda kalmıştık. Şimdi bütün pazarı tekrar gezeceğiz. Zeytinburnu'lu hemşehrilerimize buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Son 8 günümüz, 8 gün sonra Zeytinburnu'nda her şey çok güzel olacak. İstanbul'da yaptığımız çok güzel eserlerin benzerlerini Zeytinburnu'lu hemşehrilerimize de kazandıracağız. Zeytinburnu'lu hemşehrilerimizi tabut evlerden kurtaracağız. Başkanım Zeytinburnu'nda haftanın 6 günü pazar var. Bugün son pazar. Biz hepsinden röportaj yaptık. Gerçekten biz şaşkınız yani. Siz 40 günde nasıl halkın gönlünü çeldiniz? Samimiyet. Teyze mesela diyor, ordulu ya diyor. Bir video patladı gitti. Samimi herhalde yani gerçekten çok büyük çıkış yaptınız. Şimdi ben bunu birkaç kere söyledim. Benim en büyük sermayem samimiyetim. Gerçekten bu samimiyetimizi de hemşehrilerimiz çok güzel kucaklıyorlar. Bu samimiyetin yanında tabii beraberimde getirdiğim liyakat, beraberimde getirdiğim Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem Bey'le beraber çalıştığım 4 yıl, 5 yıl, bir bilgi birikimi, tecrübe. Bunların hepsi birleşince az önce söylediğim gibi aranılan kan, Zeytinburnu sokaklarında, Zeytinburnu pazarında. Bir de şehir plancı olmanın ayrı bir artı, Zeytinburnu'na çok ihtiyacı var. Evet. Plansız yapılan. Birkaç arkadaşım söyledi sahada çalışma yapan. Şehir plancısı olma kimliğim, diğer meslek gruplarına haksızlık etmeyelim. Çok değerli meslekler ama değil belediyenin mi? İhtiyaçlarına binaen, Zeytinburnu'nun ihtiyaçlarına binaen benim teknik olmam, şehir plancısı olmam artı bir değer getiriyor. Bu yüzden de bu sorunu fark eden, Zeytinburnu'nun sorununun şehir planlama kentsel dönüşüm olduğunu fark eden ve bu nedenle beni göreve getiren Cumhuriyet Halk Partisi kurullarına, parti meclisimize, genel başkanımıza ve Ekrem başkanımıza, il başkanımıza, ayrı ayrı ilçe başkanımıza teşekkür etmek lazım. Zeytinburnu'lu hemşehrilerimizin de teşekkür etmesini sağlayacak bir görevi 5 yıl boyunca ilk etapta yapacağımın sözünü veriyorum. Başkanım son soru, fazla vaktinizi almayacağım. Özellikle %10 civarı bir kararsız var. Evet. İşte AK Parti seçmeni artık bize bir şey vermedi diyorlar. O seçmenlere ne söylemek istiyorsunuz? Size niye oy versinler?
O seçmenler gerçekten beni takip ederlerse kararsızlıkları ortadan kalkar. O seçmenler benim canlı yayınlarımı, televizyon yayınlarımı, sizinle yaptığımız sohbetleri izlerlerse gerçekten kararsızlıkları geçer. O seçmenler çarşıda, pazarda beni görseler, bana sorularını sorsalar ki bugüne kadar seninle de yayın yaptık. Hiçbir yayına soru isteyerek girmiyorum. Açık uçlu sorular, her türlü soruya açığız. Alnımız ak, yüzümüz pak. Biz 280.896 hemşerimize eşit ve adil hizmet için geliyoruz. Belediyecilik hizmetleriyle fark yaratmak için geliyoruz. Başkanım, yolunuz açık olsun, başarılar diliyorum. Allah razı olsun Hüseyin abi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, kolay gelsin. İyi gezmeler. Kolay gelsin. Tamam başkanım. Ne zaman istersen. Sıkıburnu Belediyesi'nde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Ya o bende kalsın ya. Ben. Eyvallah. Büyükşehir benim abi. Ya halk. İBB. Ya o bende kalsın ya. Ben o seçim... İnşallah bize AK Parti'ye veririz abi. Ömer Arısoy'a. Aynen. Büyükşehir efendim. Büyükşehir'e Murat Kurum'u düşünüyorum ben. Peki, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar. AK Parti adayına. Ömer Arısoy. Evet. Büyükşehir efendim. Büyükşehir'de düşünmem lazım. Daha onun daha net. Kararsızım. Net, daha çok net olmadım. Zafer Partisi. Büyükşehir'de efendim. Ekrem İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Zeytin. Ömer Bey. Gel ama bir süre çocuk var. Şu an kararsızım. Kararsız. Büyükşehir'de efendim. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. CHP. Onur Soytürk. Büyükşehir'de İmamoğlu mu kuru mu? İmamoğlu. Hı. Onur Soytürk'ü gördün mü hiç? Gördüm tabii, gittim. Miting gördüm. Gittin. Kazanır mı Onur? Kazanır. Çok teşekkür ederim. Nerede oturuyorsunuz? Ben Seyit Nizam Mahallesi'nde oturuyorum. Seyit Nizam. Peki. Bütün pazarları gezdik. Bugün de Merkez Efendi son pazarımız. Evet. Zeytinburnu Belediyesi'nde hangi partinin adayına oy vereceğiz diye soruyoruz. Sayın Onur Soytürk. Neden Onur Soytürk efendim? Çünkü iyi bir şehir planlamacısı, kentsel dönüşüm uzmanı, tam da Zeytinburnu'na uygun bir aday. İBB'de kim efendim? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Oy kullanmayacağım abi. Karşı mısınız? Karşıyım. Büyükşehir'de? Kimseye kullanmayacağım abi. Benim oyumu hak edecek. Belediye seçimleri için mi diyorsunuz? Burada. Ha, ilçe belediyesi. Hiçbir fikrim yok. Onur Soytürk var. CHP'nin, AK Parti'nin Ömer Arısoy, Refah Yıkan Kasap, Saadettin Samet Güled'in vesaire. Vallahi hiçbir farkları olduğunu düşünmüyorum aralarında. Yok, kimseye de oy vermeyi düşünmüyorum. Büyükşehir'de mi? Aynen. Biz AK Parti için kullanacağız çünkü. Sayın Ömer Arısoy'a yazalım. Evet. Peki Büyükşehir'de efendim? Ona da aynı. Murat Kurma mı? Evet. O kendi bileceğimmiş. Elimi buraya koyacağım, gittim midi kullanacağım. Eyvallah. Büyükşehir aynı mı efendim? Aynen. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Ben burada Merkez Efendi. Merkez Efendi. Abi Zeytinburnu Belediyesi'ne hangi partinin adayına oy vereceksiniz? Hiçbirine vermeyeceğim. Peki neden? Teşekkür ederim. Soru basit. Refah Partisi'ne. Yeniden Refah Partisi, evet. Gökhan Kasap. Evet. Büyükşehir'de Mehmet Altınöz mü? Yok, İmamoğlu'na verdim. Büyükşehir'de İmamoğlu. Evet. Çok teşekkür ederim. Babam cahiliye döneminde kullandı, sonra bıraktı. Eyvallah. Hakkı'ya geçti. Eyvallah. Elazığ'ın neresinde? Merkez. Çok güzel. Ben İzolu Kömürhane'ye kaleci. Biliyorum. Abi Zeytinburnu'na mı oturuyorsun? Evet. Hangi mahallede? Merkez Efendi. Çok güzel. Belediye seçiminde R'yi kime vereceksin? R'yi kime? AK Parti'ye vereceğim. Ömer Arısoy'a. Aynen. Büyükşehir'de? Yine ona vereceğim. Peki pazarı değiller ki yapamıyorlar, hayat pahalı, ne dersin? Herkesin görüşüne diyecek lafım yok. Mühürü AK Parti'ye basacağım. Aynen öyle. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Rica ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hangi mahallede oturuyorsunuz efendim? 48. Burada Merkez Efendi. Evet. Peki Zeytinburnu Belediyesi'ne oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz efendim? İlçede. Ömer Arısoy. AK Parti. Büyükşehir efendim. Vallahi onu söyleyeyim mi şimdi? Sizin efendim. Karar sizin. Oy sizin. Biz gazeteyiz. Yazar gideriz o kadar. İmamoğlu, Kuru, Mehmet Altınöz, başka bir sürü aday var. Vallahi İmamoğlu'na vereceğim. Tamam, orada ekleyeyim. Çok teşekkür ederim. Allah bağışlasın. Maşallah. AK Parti. AK Parti. Ömer Arısoy. Büyükşehir efendim. O da AK Parti. Teşekkür ederim. İlçede. Siz? Biz gazeteciyiz. Hiçbir şey yok. Tamam, AK Parti başka. Ömer Arısoy. Peki Büyükşehir efendim? O da AK Parti. Murat Kurum? O İmamoğlu hemşerim olmasına rağmen yalnız horonu güzel oynuyor. Başka yok. Eyvallah. O da güzel bir şey. Horona devam. Horona devam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. CHP diye. CHP. Büyükşehir efendim? Her zaman devam. İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Valla dürüst bir çalışkan insan geliyor. Peki, selam olsun İmam Başkan'a, teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi Bağımsız Türkiye Partisi'ne oy vereceğim. Neden? Bayan bir adayımız var. Projelerini çok beğeniyorum. Ve parti olarak da genel anlamda duruşlarını çok beğeniyorum. Sert Oraman'a oy vereceğim. Evet, Sert Oraman'ı destekliyorum. Giresunlu. Peki, hayırlı olsun. Giresun Pirazizli. Büyükşehir'de kime vereceksiniz? Büyükşehir'de Cihan Şehri İstanbul'a Cihan gibi bir
Belediye başkan adayımız evet, yakışır. Cihan Erdoğan Yılmaz. Görüyorum. Evet, teşekkür ederim. Çok akıllı bir insan. Eyvallah. Yapay zeka uzmanı. Onu destekleyeceğim. Trabzon. Trabzon. Yaş kaç? 40 var mı? 85 86. Maşallah. 85 yaş. Bunu neye borçlusun amca? Ya neye borçluyum işte? Geziyoruz, havalıyoruz. Peki Zeytinburnu Belediyesi'ne hangi partinin adayına oy vereceksin? Ben mi? He. Benim vereceğim belli. Kamera önüne geçmeyin. Kime vereceksin? Benim vereceğim belli diyorum. Ömer Arısoy mu? He? AK Parti Ömer Arısoy mu? Tabii ki. Ömer Bey'e. Büyükşehir'de Murat Kuru mu? Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Peki. Ağzına sağlık, sağlıklı günler diliyorum. Tabii kimi vereceğiz başka? Merhaba. Zeytinburnu Belediyesi'ne hangi partinin adayına oy vereceksiniz? AK Parti'ye vereceğim. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Merkez Efendi Mahallesi'nde. Peki Büyükşehir'de kim efendim? Büyükşehir'de de AK Parti'ye vereceğim. Murat Kurum'a? Evet. Kazandır var mı ikisi? Öyle ümit ediyoruz. Peki teşekkür ederim. İnşallah rica ederim. Daha düşünmedik daha durma. Kararsız. Büyükşehir'de efendim? Büyükşehir'de İmamoğlu. İmamoğlu Zeytinburnu kararsız teşekkür ederim. Şu anda düşünmedeyiz. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de de düşünüyoruz. Kararsız mı diyelim şu an? Kararsız tabii. Peki teşekkür ederim. Bütün millet böyle. Herkes böyle. Ha, yok abi çok herkes kararlı ya. Sandığın başına gidene kadar bu iş böyle. Yok öyle değil. Yok gerek yok. Ben DEM Parti'ye vermeyi düşünüyorum da evet. DEM Parti olursa ona vereceğim. Olmazsa CHP'ye vereceğim. Önce DEM sonra o. Tabii. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Saadet Partisi'ne. Avukat Samet Gülaydın. Evet. Büyükşehir'de efendim. Büyükşehir'de yine başkanımıza vereceğiz. Bir olaydın ama. Bir olaydın'a vereceğiz. Hayırlı olsun teşekkür ederim. Sağ olun sen teşekkür ederiz. AK Parti'ye vereceğim. AK Parti Ömer Arısoy. Evet. Neden efendim? İşte o daha iyi. Peki Büyükşehir'de? Büyükşehir'de düşüneceğim. Kararsız. Kararsız. Evet. Hangi partinin Zeytinburnu adayına oy vereceğiz? Ömer Arısoy AK Parti. AK Parti'ye. Büyükşehir'de? Murat Kurum. Murat Kurum çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi. CHP. Büyükşehir'de efendim? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Adalet. Hak ve liyakat. Liyakat. Teşekkür ederim. Bilmiyorum onun benden saklı kaldı. Peki Büyükşehir? Büyükşehir. İmamoğlu mu? Çok teşekkür ederim. Zeytinburnu Belediye Seçimi'nde hangi partinin adayına oy kullanacaksınız? Karşıdaki parti abicim. Bağımsız Türkiye Partisi. Evet. Seher Hanım'a teşekkür ederim. Evet. Daha belli değil. Kararsızım da. CHP'nin. Onur Soytürk. Büyükşehir'de efendim? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Metro. Efendim, metro. Metro. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Abi diyeceğim. Bizim rahim burada yoktu. Bizim memleketlerdir. Ekrem İmamoğlu. Zeytinburnu'da Onur Soytürk CHP. Evet. Onur Soytürk Ekrem İmamoğlu. Evet. Tamam teşekkür ederim. O için mi? Evet. Herkesin gönlünde bir aslan yatar. Eyvallah. Paylaşmak istedim. Yani bunlara yani gerek yok yani. Memlekete de kuder ya. Muşin adı kuder ya. Ya lan Muşin yine Batmanlı bu. Batmanlı. Derreyi kalı Zeytinburnu Kevin. Vallahi Zeytinburnu... CHP, AK Parti. Ne CHP dedin? CHP. Ne senin? AK Parti. Ne CHP? Ha televizyonun var, televizyon kime? İstanbul TV. Derreyi kapıdın ki. Eme. Pirak başı bu, pirak. Saadet Partisi. Ha, Saadet. Saadet'e? Ha. Tamam, Saadet Partisi'ne yazık, teşekkürler. Ha, Saadet mi? Ben parti değilim, ben kaste. Ha. Benim televizyon. Vallahi zaniye var. Yani kodu nasıl kaydı ya kanki kaydı serbestte. Az daha sadil diğer bakır bu saadet bu. Ya çünkü ya bu kaşırma bu la şimdi ya şırma bu. Ya git orada Allah seversin ya. Konuşuyoruz gelip mi? Vallahi ya. Efendim oy kime? Biz televizyoncuyuz. Daha sadil vallahi daha sadil diğer bakır bu saadet bu. Leverci çıkar her yer saadet bu. İnşallah da... Oğlum yani soruyu kolay, derreye kendin, CHP... Balu Berer Parigi boş bu. Bu sene belki inşallah kazanacak. Ne kendin? Saadet. Saadet Partisi, teşekkür ederim. Ne dediler, birisi şeyi... Parsel parsel sattılar. Evet, Melih Gökçe. Biri de Türkiye'yi satıyor, parsel parsel. Doğru. Efendim Zeytinburnu'da ve Büyükşehir'de oy kimi? Doğru. Kıbleleri dolar onların. Zeytinburnu'da CHP mi? Onun suyu kim vereceksin? CHP'ye oy vereceğim. Büyükşehir'de İmamoğlu. Aynen öyle. Tamam çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Hangi mahallede oturuyorsunuz efendim? Burada oturuyorum. Merkez Efendi. Evet. Abi belediye seçiminde hangi partinin adayına oy kullanacağız? Onu gizli tutsak. O da kararsızın. Gizli tutabilirsin. Söylemeyebilirsin. Belli zaten. Zeytinburnu kim kazanmışsa odur. Zeytinburnu. Eyvallah. Büyük, Büyükşehir'de efendim. Belli zaten o da bellidir. Tamam çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Nasılsınız iyi misiniz? Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Ben Merkez Efendi Zeytinburnu Merkez Efendi. Merkez peki efendim Zeytinburnu'na hangi partinin adayına oy kullanacaksınız?
Ben kesinlikle böyle bir adaya sonuna kadar sahip çıkmak istiyorum. Onur Soytürk. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Peki Büyükşehir'de efendim? Büyükşehir'de İmamoğlu tartışılmaz. Tartışılmaz. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Dürüstlük. Dürüstlük. Nasıl olacak? Zeytinburnu ve Büyükşehir'de durum nasıl olacak? Geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Ne Onur güzel bir enerji oluşturdu. Vallahi çok memnun millet. Yani böyle bir adaya sahip çıkalım diyorum ben. Yani vicdanen bir defa sahip çıkmayan Allah'a da hesap veremez kolay kolay. Evet. O zaman inşallah hayırlısı olur herkes için. Allah razı olsun. Çok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnsanlar dönek olmasa kazanır. Dönek olursa hayırlısı. Elhamdülillah sağ olun. Memleket neresi? Ben Batmanlıyım. Batmanlı. Peki oyu hangi partilere vereceksin oyunu? Sen hangi parti? Ben gazeteciyim, benim partim yok. Ben televizyoncuyum. He? Ben de oyu dedi ki yani ha. Bilmiyorum yani kısmet. Karar yok. He? Kararsız mısın? Yok bilmiyorum yani işte. Kaldı, kim atıyordun deniz hanım ya? Kendin bir. Mıramaka ya. Sen hangi partiler? Az parti metin ne? Az gazeteci mi? Bakayım hangi parti? Bacarı yekirin hatiye. Evet. Belli değil ben, belli değil. Tamam, kararsız. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kurban olayım. Sağ ol Fatma. Başım, bu da işte arası. Tekurmancı ne? Memleket küder ya. Sağ ol. Muş. Muş ya. Peki, dereye kapıdın ki? Ulan uzağını mesela. Onur Söydül'e CHP'ye. Ben Demir Tavav dikerim. Tam parti var ne? Başa. De Onur den, Onur Söydül'ü. Tamam. Büyükşehir'de Ekrem İmamoğlu'ya da. Tamam Kaltan'ı, sen sarar. Ben şey yaptım ama önceden. Bugün yaptık mı? Bugün yapmadım. Daha bugün, önceden. Bizim bugün. Yapmadım. Hangi partiye vereceksiniz? İlçede? Ben AKP'liyim abi. Ömer Arısoy. Büyükşehir'de efendim. Büyükşehir'de de. Murat Kurum. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Zeytinburnu'nda hangi partinin adayına oy kullanırsınız ilçede? Yani ben şu anda Zeytinburnu'da ikamet etmiyorum. Başka iki. Peki parti olarak diyelim. Büyükşehir ya da parti olarak hangi partiye yazalım? Ya kararsızım ya. Kararsız. Büyükşehir'de mi kararsız? Büyükşehir'de kurum. Murat Kurum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizler Zeytinburnu'da hangi, çok teşekkür ederim. Hangi partinin adayına oy vereceksin? CHP. Cumhuriyet Halk Partisi, Onur Soytürk. Büyükşehir'de? İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Dürüstlük geliyor. Dürüstlük geliyor. Sevecenlik geliyor. O zaman Zeytinburnu'ndan İmamoğlu ve Onur Soytürk'e selam olsun diyelim. Evet, selamlar olsun. AK Parti'ye vurulacağız. Ömer Arısoy. Büyükşehir'de? Murat Kurum. AK Parti. Büyükşehir'de efendim? AK Parti. Murat Kurum, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Zeytinburnu Belediyesi'ne oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Ömer Arısoy'a vereceğiz. AK Parti. Evet. Peki Büyükşehir'de efendim? Murat Kurum'a. Evet. Neden Murat Kurum, neden Ömer Arısoy? Çünkü Büyükşehir'de yaptığı büyük hizmetlerden dolayı ona vereceğiz. Hiç olmadı ki. Yani bakanlık döneminde yaptığı, afet döneminde. Ne yaptı mesela? Söyle bir tane aklınıza. Mesela kentsel dönüşüme çok büyük bir hız vermiş. Nerede vermiş? Ya her yerde vermiş yani, televizyonda. Ben hiç görmedim. Ya, deprem olduğu zamanlar hep oydu sahalarda. Abi, kimse çizmeye giyip kepçeye çıkmak hizmet mi? Evet. Bunu biz ben de sarı çizmelerim bir tane. Bunu biz şeyde görmedik yani. Mesela CHP hiç oraya gitmedi. Mesela Ömer... Ya CHP hükümet değil ki gitsin. CHP niye gitsin? Hükümet gidecek. Şey, ne yapabilir? Mesela bakalım, örneğin... Var, araba var. Tamam, örneğin. İmkan onda. Örneğin İmamoğlu gitmemiş mesela. Nereye gitmemiş? Oraya gidip hizmet yapmamış İmamoğlu mesela. İmamoğlu hep Hatay'daydı. Hatay böyle afet kurumu, afet Hatay büyükşehir hep. Biz onu görmedik orada yani. Görmek istemesin, görmesin abi. Yani ben görmedik. Yani Hatay onlara verdiler. Biz görmedik. Herkese bir yer verdiler. Ben evet, Hatay'lıyım. Belki olabilir mesela. Bir yer verdiler. Başka belediye dönüştüler. Afet'in sen burada çalışacaksın diyor. Yani mesela, her yere kafasına gitmedi. Örneğin Zeytun, mesela örneğin İstanbul için ne gibi bir kentsel dönüşüm yapmış mesela? 5 senedir yönetimdedir. Ne mesela ne yapmış? 10.000 konut yaptı. Kiptaş. Şimdi benim bu konularda fazla bilgim yok ama gördüğüm ben kadarıyla... Haberi dinlerse hep, böyle söylersin. Hep. Bak ben kasi hepsini dinliyorum. Böyle yapmadı. AK Parti'de yapmadı demek yanlış. İmamoğlu yapmadı. Herkes yaptı. Birisi çok, birisi az. Adaletli olmak lazım. En çok kim yaptı mesela, sen biliyorsan? AK Parti 22 yıldır. Onu 5 yıldır var. Tabii ki AK Parti ya çok yapacak. Ya bu biz 5 yılın 20... içerisinde soruyoruz biz. Mesela geçmişi mesela AK Parti'nin değil. Mesela 5 yıl içerisinde... Şimdi bir kere hükümetle bir belediyeyi karşılaştırmak doğru değil. O hükümet... 15 tane ortam bakanlık var, bütçesi var, devleti yönetiyor. Bir belediye olamaz yani, karşılaştırma yanlış. Elmayı armutla karşılaştıramazsın kardeş. Ya şimdi mesela örneğin Büyükşehir Kadirtop başkent, mesela birçok hizmet yapıldığını biz biliyoruz. Ben de 22 senedir buradayım, İstanbul'dayım. Top başta hükümet her türlü desteği veriyordu. Burada Tayyip Erdoğan dedi ki Topal Ördek yapacağız, Çamlıca Camisi'ne. Dikkatli değil, benim kocam İETT'de çalışıyor.
Ben ona çalışmak istemiyordum, zaten topal ördek yapacağız. Hükümet bizde, meclis bizde dedi. Bu doğru mu? Bilmiyorum ben şimdi. Bilmiyorsan konuşmayacaksın. Konuşacağım. Niye konuşacağım? Şimdi hangi partinin adayına oy vereceğiz derken şu an Mora Ömer Arısoy'dan memnunuz şu anda. Tamam ama Arısoy ya. Yazabilir miyiz? Yani Arısoy yazabiliriz. Ömer Arısoy. Evet. Büyükşehir'de kim efendim? Vallahi Büyükşehir'de bugün kadar ya da AK Parti'ye verdik. MHP kökenli bir insanız. O zaman durum. Peki yani. Zeytinburnu'da yeteri, 99'da deprem oldu, pilot bölge ilan edildi. Yeteri kentsel dönüşüm yapıldı mı? Kentsel dönüşüm yapıldı derken evet şu anda yapılmaya başladı. Mesela ben yıllarca Arnavut Mahallesi'nde oturdum. Arnavut Mahallesi değil efendim, Merkez Efendi Mahallesi. Gelin buraya. Arnavut Mahallesi'nde bir mahallemiz yok. Burası var işte eski Üsküp Mahallesi. Tamam, Merkez Efendi Mahallesi. Orası Üsküp Mahallesi olarak geçiyor normal yani şartlarda. Evet. Neyse ben 40 senedir Zeytinburnuluyum. Ben de 40 senedir. Yıllardır bu şekilde biliyorum. Şimdi başkası da ki Çırpıcı Kürt Mahallesi, Rumen olmaz yani. Mahalle resmi ismi Merkez Efendi Mahallesi. O sempatik şey o. Merkez Efendi Mahallesi olarak evet. Eksiklerimiz yok mu? Türkiye olarak zaten eksiğimiz var. Sadece bura olarak değil ki. Ya kentsel dönüşüm. AK Parti'ye yazdık, saygılar sunarım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Videolarımız denk geliyor mu YouTube'da size? Denk geliyor efendim. İzliyoruz. Nasıl buluyorsunuz? Güzel buluyoruz. Çok teşekkür ederim. Tecrübeli. Çok sağ olun. Efendim Zeytinburnu'nda hangi partinin adayına oy kullanacaksınız? Gençliğimiz için, yani gençliğin ilerimiz için oylar CHP'ye. Tek kurtuluş CHP. Onur Soytürk o zaman. Aynen Onur Soytürk. Büyükşehir'de İmamoğlu mu kurumu? Büyükşehir'de tek çare İmamoğlu. O zaman başka ne sağ ne sol İmamoğlu diyor ya. Aynen ne sağ ne sol tek çare İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Ömer Arısoy. Arısoy. Büyükşehir efendim. Murat Kurum. Murat Kurum. Peki neden Murat Kurum? Projeler daha iyi çünkü. Çok teşekkür ederim. Memleket olsun. Sağ olasın abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, siz nasılsınız? Sağ olun. Memleket nereye? Muş. Çok güzel. YouTube izliyor musun? Evet. Bizim videolar denk geliyor mu? Biliyorum, İstanbul Times. Nasıl buluyorsun? Güzel abi. Çok teşekkür ederim. Evet, abi Zeytinburnu'nda hangi partinin adayına oy kullanacaksınız? Ben de CHP adayına kullanacağım. Onur Soytürk. Evet. Büyükşehir'de kime kullanacaksınız? DEM Parti. DEM, Meral Danış Beştaş. Evet, evet. Peki neden Onur Soytürk? Yani değişiklik olsun, hep AK Parti, hep AK Parti, bu sefer CHP olsun dedik. Çok teşekkür ederim. Ben de